Asabersiz. Ne oldu? Sizi bizim olduk şimdi. Ne güzel çataçat laf yarıştırıyordun benle. Çok da başarılıydın. Cahilliğimden kusura bakmayın. Sizi herhangi biri sandım. Ben yine herhangi biriyim. Yok patronmuşuz. Patronla konuşulmaz diye bir kural yok. Ama patronla nasıl konuşulur diye bir kural var. Bırak şimdi. Kim bilir içinden bana neler söylüyorsundur ha? Hep içimde kalacak artık. Söylediklerimin pişmanlığı bana yeter. Bakar mısın? İsmin neydi? Ezo. Ezo. Bir daha söyle kızım. Tane tane konuş. Patrona yemek yapıp götürdüm deyim usta. Doğru mu duyuyorum? Ben Eylül. Tamam baba abartma. Patron Antep mutfağı denemiş işte. Usta öldü cenaze var demekten iyidir. Ya Antep mutfağı Antep mutfağı. Adama ne Fransız mutfağı ne Meksika mutfağı ne bilmem ne cehennem mutfağı varsa beğendiremiyoruz. 3 günlük yamak. Antep mutfağı diye kim bilir neler koyuyordur önüne. O da yemek değil mi usta? Kızım bu Kadim Bey denen adam gurmedir gurme. Allah şifasını versin. Şimdi bana bunu kim yaptıysa derhal yollayıver diyecek. Ben yine elemansız kalacağım. Hay yarabbim. Hay Allah'ım ya. Ne dedi? Ne yani yemiş ve sana bir şey demedi. Vallahi odasında bir iki kişi daha vardı. Artık o mu yedi, misafirleri mi yedi bilemedim. Misafirlerdir kesin. O birazdan arar, fırçayı atar. Bak gör. Hadi tatlı çıkacak, hadi herkes iş başına. Hadi derhal, hadi, hadi. Buyurun, 517. Buyurun, 517. Siz buyurun, önce bayanlar. Ya tamam, ne var, niye korkuyorsunuz bu kadar? Ne Allah mı bu adam? Nihayetinde bizim kimi bir insan. En fazla kovar. Mutfak. Evet. Evet. İyi tamam. Beni çağırın. Relevelerin birer kopyasını komisyona yolladık zaten. Bir sorun yok. Dış yüzey restorasyonunu kastetmiyorum. Onda benim için de bir sorun yok. Tavan röleflerinin diyalarını gönderelim size Kadim Bey. Belki üzerinde konuşursak... Konuşursak iyi olur. Zaten orijinallerinin diyaları bende var. Çekmiştim. Sizin teklifinizi yine de değerlendirelim. Gel. Bakın ben zaman kaybetmek istemiyorum. Bir dahaki sefere bana bilmediğim şeylerden söz edin. Gel. Siz rahat olun. Yarın diğer tüm detayları toparlamış oluruz zaten. Güzel. Şu getirdiğin yemekler. Gustav usta elini kestiydi. O yüzden ben şey ettiydim. Antep mutfağıymış. Hı hı. Yarın yine Gustav ustam pişirecek. Ben sadece bugün... Vallahi eline sağlık. Harikaydı. Kusura kalmayın artık. Efendim? Ben de bayıldım. Yalnız arkadaşlar ne yediklerini bilmek istiyorlar. Tabii. Şimdi etli olan dövme aşı, tatlı olan nişe helvası, öbürüne de muhammara derik biz. Tekrar eline sağlık. Görüşürüz Kadim Bey. Hoşça kalın. Görüşürüz. Başka bir şey diyecek misiniz? Hayır, teşekkürler. Gidebilirsin.
Ne oldu? Misafirler yiyip beğenmiş. Hani siz de yediniz beğendiniz mi diye merak ettim ben. Yani merak ettik biz mutfaktan. Hadi işinin başına. Sanki ne var söylesen ölür müsün? İnsan bir yedim der, yemedim der, bir şey der. Ne yedim de bana mı kızdın? Yok estağfurullah. Ha, sen de yalan söylemeye başladın. Ben yalan söylemem. Ama doğruyu da söylemem diyorsun. Gücüm yettiğince söylerim deyim. İnsan her doğruya gücü yetmiyor. Gelmiyor musun? Adım ne demiştin? Ezo. Yemeklerin güzeldi. Hoş geldiniz. Oo, vezirim, akşama bekliydik seni. Sabahki uçağı yedekten gelince hanımı yalnız bırakmayayım dedim. Bizim Antep'te havalar nasıl bakalım? Parçalı bulutlu. Bana bak balı kardeş. Sen İstanbul'a temelli yerleşirsin kimi geleyim bana ama. Kimi gelmesin, niyetim öyle. Ne yapacağım bundan sonra Antep'te? İşin çoğu burada, Recep burada. Dostlar burada. Vallahi canıma minnet benim kardeş. Sen başımızda ol tek. Nasıl gitti tapu mapu? Tapu müdürü tanıdık olunca senin konak Pembe Hanım'ın üstünedir artık. Hayrını görsün. Vallahi nasıl sevindi kadın görsen. Büyük sevap işledim ballı kardeş. Keşke sevaplarım günahlarımı karşılayabilse nezirim ama zor. Neyse başka? Senin yezenlerin başına da araba koyduk. İrtibat şubesi gibi kullanırsın diye kapattırmadım. Eyvallah, sağ olasın. Hep iyi haberler bunlar. Önce iyiler tabii. Asları çektin, kötüsünde de bakalım şimdi. Silahları İstanbul'da içeri almış polis.